Akıllı saatlerden kulaklıklara spor aşkınızı yaşatacak teknolojileri deneyimlemenin medya makala tam zamanı. Fight analiz programına hoş geldiniz. Değerli dövüş sporu severler ben Yücel Tuhan. Recep Mert'le beraber sizlerleyiz ve bicepsleriyle Recep Mert'in e, buna uygun bir tişört değilmiş. E, tam da uygun bir karttayız UFC 298'de. Sizlerle birlikte olacağız. Alexander Volkanovski ile İlya Topurya karşı karşıya gelecekler. Uzun süredir tüy siklette e, taş gibi maçlar oluyor tabii ki ama bunun kadar öngörülemez maç çok fazla olmadı ki, kemer maçı olarak bana kalırsa e, bence sen de öyle düşünüyorsundur diye en düşünüyorum. En azından Volkanovski'ye gerçek bir rekabet yaşatacak. Bu kadar sert bir şekilde onu karşılayacak bir rakip uzun zamandır görmedik. Evet yani Yair Rodriguez, Brian Ortega hani bunlar da iyi eşleşmelerdi ama oralarda hep Volkanovski'yi favori konumunda görüyorduk. Bakalım bu programda neye varacağız seninle beraber. 5. E, inanılmaz bir e, bu arada sürece giriyoruz. UFC 298, UFC 299, UFC 300. Üçü de inanılmaz pay per Yani UFC tarihinde de arda arda bu kadar iyi 3 pay per -view bulmak da bana kalırsa zor. Onlardan ilk olacak 298. Ee, biz tabii diğer maçları da hatırlatayım. Robert Whittaker'la ile Costa karşı karşıya gelecek. Yanan ee, Yanana maçta. Yani her şey yanan maç olabilir bu arada ilk maç hariç belki. E, ee, Henry Seyudo ile Merab Duvalişvili karşılaşacaklar. Kazanan kemere gidecek büyük ihtimalle. E, ee, Ha, Joff Neal in, e, in Geri, Neal. In Machado Geri var. Açılışı da e, Antonio Hernandez de, Roman Kopilov yapacak. Ee, öyle bir kart dediğim gibi yani e, Kopilov, Hernandez hariç e, diğer 3 maçta yan ana maç olabilecek maçlar. Hatta ana maçta olsa e, anpaper yani e tabii ki kemer konuluyor ama ana maç da olsa kimse herhalde bir şey demez. Herhangi bir Fight Night'ın ana maçı rahatlıkla olabilecek tabii, ama tabii. az önce dediğin gibi herhangi biri co-main event rahatlıkla olabilecek Rahatlıkla maçlar. olur. Yani gerçekten, şey evet. gibi bir ana maç, 3 co-main event içeren bir kart yani. Gerçekten. UFC gerçekten. 298. Ya öyle bir doldurduk ki Yücel 299'u da doldurdu tabii UFC. 300'e işte heyecanla bekliyoruz yani. İşte dün dün gece hala böyle bir acaba Hamzat işte Leon Edwards mı? İşte bir şey mi? Bir sürü e, spekülasyonlar var. Evet, bu kadar dolu iki kartın arka arkaya gelmesi resmen 300'ü biraz zedeledi yani. Zedeledi bıraktı gibi bir şey Aynen. oldu evet. Ee, olsun. Olsun. Olsun ne ya. Ya yani inanılmaz kartlar bu arada ama <laughs> 300'e <laughs> dair işte beklenti çoğaldığı için böyle bir negatif bir hava var. Yani ne negatif ya? 300'e biraz haksızlık ediliyor mu sence de? Ee, ediliyor. Şu anki hali bile yeterince. Hep konuştuğumuz şey yani. Ama Hı. bunu Denevat neden oldu yani? Hani. öyle evet. böyle bir kart olmayacak diyerek. Çünkü şey bunu keyfini çıkaramıyoruz yani evet. 298'de, 299'da, 300'de müthiş kartlar, müthiş maçlar izleyeceğiz Aynen. diyerek e, biz e, bu gerçekleri söyleyelim. O kadar kişi söylemiyor e, günümüzde. <laughs> Harika bir e, dövüş sürecindeyiz. Böyle bir önümüzdeki 3 ay mükemmel olacak. E, 298'e hemen böyle bir giriş yaptıktan sonra Antonio Hernandez, Roman Kopiloğlu'na başlayalım. Orta siklette 84 kiloda olacak bu karşılaşma. Ee, yeni grafiklerimizde kazandığı, kaybettiği e, ve no contest, sonuçsuz olan e, sayıları görüyorsunuz e, altta e, göreceksiniz. Yeni grafiğimiz, sizlerden böyle bir istek vardı. E, dövüşçülerin o karnelerinde yansıtıyor, yansıtıyoruz, ben hatırlatayım yine de. Hernandez 11 galibiyet, 2 knockout, 7 submission, 2 kez yenildi kariyerinde. Kopilov 12 galibiyet, 11 knockout. E, i̇ki kez yenildi o da kariyerinde, bir kez Submission'a uğradı. Hernandez'de bir kez Knockout oldu, bir kez Submission'a uğradı. Yani iki tarafında karnelerine baktığımızda... Bu karşılaşma... E, bitiriş... Profili yüksek olan iki dövüşçünün karşılaşması. E, burada bitiriş olur mu? Bunu konuşacağız zaten. Biraz şey gibi... E, ya Elit bir striker, Kopilov... Buna karşılık e, iyi bir Jiu olan Hernandez... Ama ayakta da meziyetleri olan Hernandez, ee, bu da maçın gidişatını belirleyecekmiş gibi duruyor. Yani bu maç yere gider mi, gitmez mi, ne kadar boğuşma olur? Kopilov, daha doğrusu Kopilov yere gitmesini engelleyebilir mi bu maçın gibi duruyor benim kafamda. Ee, sen öncelikle ne söylemek istersin? Ya Çok ilginç, ben de bir yorumlara bakar oldum son birkaç gündür bu, bu maçla ilgili. MMA topluluğu gerçekten ikiye bölünmüşler. E, tam stillerin ayrıştığı bir maç. Dediğim gibi Hernandez çok baskın bir şekilde biraz grappling, e, yani. E, ama dediğim gibi ayakta da çok baskın dövüşebiliyor, çok basmayı seviyor. Biraz savruk görünüyor. Ya ayaktaki işte özellikle rakibi tel, tellere dayayıp yumruklaşmaya girip bir an oradan dalış çıkarma. Sonra yerde gerçekten çok tehlikeli biri. Ama Kopilov e, çok elit bir kickboksör öncelikle. Kickboksör kendi biri. Çok, e, çok üst seviye ve bunu kickboks'a ya da striking yeteneklerinin yeterli olmayacağını erken fark edip grappling konusunda çalışmaya başlamış biri ve son zamanlarda da son yıllarda da özellikle yani Sibiryalı olmasına rağmen Dağıstan bölgesine giderek antrenmanlarını arttırmış biri. Dolayısıyla sağlam bir şekilde orada belki ofansif grappling'ini geliştirmek değil ama eee takedown defensini, takedown yani savunmasını geliştirmeye yönelik tarafında çalışan biri dolayısıyla ikisi birbirine nasıl karşılayacak çok çok önemli. Ayakta dediğin gibi Kopilov gerçekten çok hızlı, müthiş isabeti isabet yeteneği var yani çok accurate vurabiliyor. Çok Ve acayip açılar yani, yani Aparkatlar acayip tekme açıları, acayip. Soltov sol Ve tekmesi ters kart, evet. inanılmaz. Ters kart sol tekmesi inanılmaz. Yani kurşun gibi bir yüksek tekmesi var bence. Özellikle rakibini alçak tekmelere bir alışkanlık kazandırıp refleks kazandırdıktan sonra yukarıya çıkması çok çok olası. Dolayısıyla birçok öyle knockout'u var. Dediğim gibi 12'de 11 çok yüksek oran gerçekten. Evet. Ee, bu onu avantajlı kılıyor. Ama kilit soru dediğim gibi Hernandez'in grappling yetenekleri onu aşağı indirmeye yetecek mi? Ya da Kopilov takedown defansı gösterebilecek mi? Çünkü ayakta geçerse ee, özellikle de biraz kendisine gelen baskıyı durdurabilirse Kopiloviç'in avantajlı. Çünkü Hernandez basarak gitmeyi seven biri, tellere yaslamayı seven biri, karşı e, tarafı, rakibini. Buna izin vermemesi lazım. Biraz bu tarafta kendisi de baskı gördüğünde kapanarak kaçmak e, eğilimine geçen bir dövüşçü. Yani ona böyle bir kickbox olduğu için net bir alan vermeniz lazım. Hareket alanı vermeniz lazım ve orada bir çalışabileceği, operasyon yapabileceği alan olması lazım. O zaman müthiş yeteneklerini sergileyebiliyor ama sürekli geriye adımlıyorsa doğal olarak geriye adımlayan tüm dövüşlerde olduğu gibi özellikle tekme atması çok limitli hale geliyor. Hı. Ee, evet, dedik dediklerin noktasında şöyle bir e, durum var yani e, bence bu mesafe kapanacak. Bir noktada kapanacağını düşünüyorum ve e, ya klinçler çok önemli olacak. Klinç oyununda da e, aslında o az önce bahsettiğin hani savruk göründüğü noktalarda e, aynı zamanda bir ortaya bir artı değer de koyabiliyor Hernandez. Biraz daha e, Kopilov'u o manada belki o klinçlerde bozabilir gibi geliyor bana. E, Kopilov da yani sen güzel özetledin zaten biraz daha mesafeyi seviyor, o mesafede dövüşmeyi seviyor. Hani o dirsekler mesela klinç içerisinde o kadar da görmüyoruz Kopilov'da. Öyle bir eksiklik var. E, ve e, her ne kadar çok elit bir striker olsa da bu striker'ı bozabilir gibi geliyor. Arcandre Barrio maçı geliyor aklıma Hernandez'in. Gerçi bu Barrio da işte o mesafeyi... E, ...çok önemsemeyen bir dövüş. Yani o yakın mesafeye gelebilen bir dövüşü. Yani çok iyi bozmuştu Arcandre Barrio gibi dirençli bir e, adamı ve e, sonrasında bir şekilde yeri alıp... ...yerde yormaya başlamıştı zaten Hernandez. E, karşılaştıkları isimler açısından da ikisi de çok... ...iyi bir iğneyle geliyor. Dörder galibiyet serisi de geliyor dört maçlık. Ama isimler biraz daha Hernandez'de daha iyi gibi geliyor bana. Hani, Şahbazyan gibi değil mi? Şahbazyan, Marc-Andre Barrio... ...hani e, galibiyetler... ...biraz daha da, e, daha iyi gözüküyor. Hani seviyesi, seviyeyi... ...galibiyet seviyesini biraz daha yukarıda görüyorum. E, ben başta Kopilov diye düşünüyordum ama biraz maça çalışınca işte bakınca edince... ...Hernandez'e kaydım. Açıkçası. Yani Hernandez'in Kopilov'u ben yere alabileceğini düşünüyorum. Yere alırsa da... Yani gerçekten tutabilir, grapplingi iyi bir e, dövüşçü Hernandez. E, yani bir bitiriş gelir miyim? Tahmine geçiyorum ben. Senin de söyleyeceğin başka Yok. bir şey yoksa. E, bir bitiriş gelir mi? Bundan çok emin değilim ama e, yine de böyle bir üçüncü rauntta bir sabmışım bekliyorum ben Hernandez'den. Vay be. İlk maçta ayrılık güzel. Ben de. Ben de puana gitme olasılığı yüksek olmakla beraber puana da gitse bir bitiriş de gelse bana sanki biraz kopilo ağırlıklı gibi Aynen. geliyor bu maç. Biraz mesafeyi tutmayı başarırsa e, özellikle ayakta çok hızlı olacağını düşünüyorum. Bir hız farkını hissedeceğiz gibi düşünüyorum. E, özellikle alçak tekmelerle ve vücuda tekmelerle çünkü vücuda çok fazla tekme atabiliyor. Bir grappler'ı çok yavaşlatmanın en önemli yollarından bir tanesi vücut tekmeleri özellikle gövdeyi tekmeler. Bunlarla hem onu yavaşlatabilir oyunu puana sürükleyebilir, puanları toplayabilir. Hem bu bu gibi refleksler kazandırarak da gardının inmesine neden olup bir haykik arayabilir ki bunu o kadar hızlı çıkarıyor ki e, yani bir tane high kickin oturması maçı bitirir yani gerçekten olabilir gibi geliyor bana dolayısıyla ben de Kopilov diyorum ya geç bir knockout Hı -hı. ya da puanla Kopilov kazanır gibi geliyor bana. Yani tabii ki MMA konuşuyoruz ee, ama yaptıkları spora ru yapış biçimlerine baktığımızda bence de Kopilov daha e, kaliteli yani striking manasında yani hakikaten. ...elit seviye bir striker diyebilirim. E, o açıdan karşılaştırdığımda Hernandez daha geride duruyor ama... ...MM'yi işte e, bütün halde işin içine katınca... Senin dediğin de olabilir. E, tabii ki ona kat da olabilir. Yani zaten bu yüzden hep söylüyoruz sporu sevdiğimizi ama ben bir şekilde o mesafeyi kapatacağını... ...düşünüyorum. Çünkü bunu yapabiliyor. Yani Hodolfo Vieira gibi bir adamı da pes ettirmiş bir... ...dövüşçü Hernandez. Yani dünya şampiyonu. Beş kez dünya şampiyonu. Gigi Sucu, Odolfo Vieira onu submission'la yeniyor. Gerçi orada tabii bir kardiyo sorunu vesaire hani onlar da etkiliydi. Ama ama dövüşler için çok önemli bir maç bu. Ya yani bu ikisi için çünkü UFC'nin evet. Alt kartta bir sürü isim varken, bir sürü isim var alt kartta bu arada prelimde. Sayım onlarda. Ee, onlardan da bahsedersen <laughs> hatta bu, bu, buraya ana kartın açılışına bu eşleşmeyi koyması onlar üzerinde de bir baskı ve kendini göstermek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu nedenle belki alt kartta olsaydı bu maç, belki daha yüksek ihtimal puana gidecekken burada oluşundan dolayı ben biraz daha bitiriş ihtimali artar gibi geliyor. Bana. <laughs> yani 6'da e, altıda sayın dediğin gibi tabi bu ikisine güveniyor bence UFC. Hani bitiriş yüzdeleri de tabi hesaba katınca daha böyle bir ateşli bir maç çıkaracaklarını düşünüyor. Motivasyon kaynağı da dediğin gibi pay-per-view'un başlangıcı. <laughs> olmaları. Amanda Lemos, Mackenzie Dern var. Mükemmel maç rahatlıkla ana kartta olabilirdi. Kesinlikle olur. E, alt kartın son maçı Marcos Ojeiro de Lima, Justin Tafa. Bu da klasik bir ağır bu maçı. Bu da olurdu bu arada. Evet. Rinya Nakamura, Carlos Vera, Jung Mingyang, e, Branson Ribeiro alt kartta. E, yer alan maçlar. Alt alt kartta Josh Kinlan, eee Deni Barlov, Obunel Elite, Volwood Wren. E, daha isimler biraz daha profiller düştü tabii. Andre Ali, Miranda Mevrik. Mesela geceyi açan maç keyifli bir bu maç. Bu da keyifli bir maç. Evet, evet. Miranda Mevrik, Andre Ali maçı. Ee, bu şekilde o zaman ayrılarak başladık UFC 298'e. Kazanan burada muhtemelen middleweight'e sıralamadan birini alabilir. Alabilir. Arda arda 5 galibiyet hı. olacak çünkü. Evet, e, Mehrab Duvalishvili vs. Henry Cejudo. Gecenin ikinci maçı. Bu nasıl yanında maç olmamış bilmiyorum ama tabii ki biraz daha belki güreşe gidecek diye düşündü UFC. Belki güreşe gidecek diye düşündü ama belki gider. Belki gider. Belki güreşe <laughs> gider bu maç yani. Yani belki olur da güreşe giderse diye. Güreşebilirler yani. Evet. yani <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen Merab'la Henry. Ee, bilmeyenler için tabii Henry Seyir'de olimpiyat <laughs> şampiyonu güreşti. Merab Duvalishvili ise yani açın bir izleyin yani <laughs> maçlarında güreş deyince Merap. Yani, yani güreş ve kardiyo makinesi. Ma e, makine lakaplarından biri Sambo ıı, <laughs> madalyası var. Zannediyorum gümüş madalyası var. Hı hı. Aynı zamanda siyah kuşak judocu. Yani muhtemelen grappling olacaktır bu evet. Yani Şöyle söyleyeyim ben hani... Abartarak derim böyle cümlelere başlayınca ama bunu da, bunu da demeyeceğim. UFC kadrosunda işte 600 küsür dövüşçü var. Tabii güreş ağırlıklı da çok fazla dövüşçü var. Bu kadar fazla güreşini kullanan bir dövüşçü yok bence. Merab'dan fazla. E, şöyle bir şey sorayım o zaman. Bu kadar fazla kardiyosuna güvenen biri var mı? Ya da böyle bir kardiyo var mı? O da yok bence. Yani pound for pound bin belki olabilir, değil mi? Olabilir. Yani olabilir. İlk güçten biri olduğu kesin yani. Hani iyice bir düşünmemiz lazım tabii ki ama evet. ya şöyle söyleyeyim, bu adam, bu Merab, bu Merab Divalishvili de denen adam, <laughs> Piotr Yana eski şampiyona 49 tane tek daml eddi. 49 tane. <laughs> Bunların 36'sını falan savundu Piotr Yana. Hiç ama abi 36'sını yok. savununca bile 13 kere yere düşüyorsun yani. Hani, Aynen. 49 ya inanılmaz değil mi? Ee, Jose Aldo'ya. Yine Ve eski şampiyon. E, grapplinglerin e, kriptonitidir Jose Aldo. Evet. Grappling Ki e, hiç yere alamadı Jose Aldo'yu. 16 kez denedi ama Jose Aldo'ya da. 16'da 0. Aldo'nun işte tek savunmasını görüyoruz burada. Ama yılıyorsun. Aldo da yılarak kaybetti maçı. Oyunu kurdurtmuyor abi. Senin oyununu... Yaptırtmıyor, oynatmıyor sana yani. Hı -hı. Adamın yeri almasının... ...önemi yok. Yani alabiliyor olmasının da önemi yok. yok. Deniyor olması yeter. Sürekli geliyor böyle pıt Aynen. pıt pıt pıt. Yani ama karşısında bir olimpik güreşçi olacak. Olimpiyat şampiyonu güreşçi olacak. Henry Cejudo tabii strikingini de çok elit bir seviyeye geçirdi. Dövüş zekası çok üst seviye olan bir dövüşçü. Yani biri merabı bozacaksa... Bozmak büyük bir kelime oldu ama... ...biri merabı çözecekse diyeyim... ...bu Henry Cejudo olabilir. Ama bunu nasıl yapabilir? Çünkü e, burada bir faktörde... şu devreye giriyor. 36 yaşında. Bunu evet, konuşacağımız bir eşleşme daha var bu gece. Evet. 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 <laughs> yani 36 yaşında. Merapsa zirvesinde bir merap var. İşte Alca Sterling şampiyon olduğu için yıllarca... kemer maçı dövüşmedi. Aljo denklemden çıkınca... artık kemeri istiyor. E, ve e, mevzu burada da... E, güreşte kitleniyor tabii ki. Ee, Henry Seudo'yu yere alabilir mi? Bence Merab'ın yere alamayacağı biri şu noktada yok gibi geliyor bana. Bisiklette yok. Evet, hmm. Sehudo, olimpiyat olimpiya şampiyonu olsa da Seudo daha iyi ki Algeo da Seudo'yu yere evet. aldı yani hani. Aynen. Ee, dolayısıyla hani yere gidebilir ama yerde kalkacaktır Seudo da. Biraz maçın içine doğru girdim ben ama söyleyeceğim şey. Güreşe katılıyorum sana. Kalkacaktır bence. Yani bu maç ya puan gibi duruyor bu maç açıkçası. Çünkü Merab da hani karnelerinde ekranda yazıyor yeni grafiğimizde ama ben gene de söyleyeyim onu. <laughs> e, Merab 16 galibiyet, 3 nakat, 1 sabmışın. 14 tane hakem kararlı galibiyet zaten. Bu bir gösterge. 4 kez yenildi, 1 kez submission'a uğradı. O da Ricky Simona'ydı galiba. Son yenilgisi zaten. E, evet. 2018'de. Onun üzerine 9 galibiyet aldı zaten. Evet yani kaç... 6 yıldır yenilmiyor yani. Şu anda. Sim Simona şey, boğulmuştu yani hmm. hani yerde. Ee, Sehudo da işte şunu ya tamam bu adamı zaten Marlon Moraes maçını hatırlıyorum gerçi. Fena sallanmıştı o maçta. Marlon Gene... Moraes maçında tek Marlon Moraes'in suçu. Yenil, yani yenilmesinin. Evet. Yani bence orada Henry Sehudo'nun başarısından çok Marlon Moraes ikinci raunda bambaşka bir stratejiye çıktı. Lekikleri bıraktı o alçak tekmeleri bırakmıştı. Bence o çok büyük hatasıyla Marlon Moraes kıl payı şampiyonluktan döndü o maç, o maç nedeniyle. Sonra şey, da zaten... maçını diyorsun. Evet evet Seudo'ya yenilmesine neden oldu. Merap maçını diyorum ben. Ha pardon ha pardon ben ee, Merap maçını şey Seudo maçını zaten diyorum. Zaten ayrı bir case bence. Marlon evet. Moraes hakikaten şampiyon kalibresinde bir dövüşçüydü. Ama işte bir anda çöktü. fight IQ sorunu var onda da. Bir anda çöktü. Aljo'yu nakalt etmiş. Hı hı. E, Aynen. Mükemmel o, bir dizle. Kaç saniye? 15 saniyede falan nakavt etmiş. Yani müthiş bir dövüşçüydü ama işte dövüşte bu var çöktü. Merap maçını da alabilirdi bu arada. Ama işte o düşüşe geçtiği dönemde yine de sarstı Merap gibi bir dövüşçü ama yok abi bitmiyor Merap zaten. O maçı çevirmeyi başarmıştı. Ee, hani zorlandığı maçta işte Simon maçı bitiriş bir de ben açıkçası Moraes maçını söyleyebilirim Merap için. Henry Seudo e, yani Aljo maçını da kaybetti ama son maçı e, ama yakın bir maçtı gene. Hani evet. Seudo için yakın bir maçtı. Ee, ben puana gideceğini düşünüyorum bu karşılaşmanın açıkçası. Ee, çünkü... Özellikle de 3 round olduğu için tabii. Yani işte Merav'ı bitirebilmek için Simon gibi bir şey yapmak lazım. Ama Seudo her ne kadar olimpiyat şampiyonu olsa da bir tane bile submission'lı galibiyeti yok. 8 knockout'lı galibiyeti var ama. Ee, o striking de tabii çok gelişti son dönem. Ee, yani o durmaksızın takedown denemeleriyle e, aktif görünen, biraz biraz yerde tutan e, ve sonra ayağa kalkınca tekrar denemelerine devam eden bir merap klasik maçı olabilir gibi geliyor bana. Her ne kadar karşısında olimpiyat şampiyonu da olsa. Böyle gene yakın diyebileceğim bir puanlamayla merap kazanacak gibi geliyor bana. Ya countdownda ilginç görüntüler var şimdi. Countdownda herkesin gözünün önünde bir koçuyla çalışmayacağını duyurdu gibi bir şey oldu. O çok acayip evet. Gerçekten acayip yani bu bir e, yazılmış bir tiyatro mu yoksa gerçek mi içten mi? içten gibi de duruyor ama neden böyle bir şeyi böyle bir durumda böyle bir yerde yaparsın? Yani koçunu yüceltiyor musun yoksa daha çok... Cringe şey derler yapıyorsun? ya Sehudo'ya işte. Ya Zaten öyle de. Garip, daha garip da ne yapabilir hane. üzerine derken yapıyor gerçekten Yeni bir, şeyle bir şeyler. Yeni bir geldi. <laughs> yani birincisi bu... İkincisi, Koçunu nasıl ikna ediyorsun zaten o? Aynen seni şey bu arada kameradan önünde kovacağım. Ama o, koçu okay da kendi misin, gibi o yüzden. Aynen. Ha Koçu daha içten en bir şekilde o da böyle gözleri dolar gibi oluyor falan. Garip gerçekten. Yani böyle bir... E, karar, koç değiştirme kararı... kamp ortasında. Ha Tabii ki bir koça ihtiyacı var ama günün sonunda... dövüş oyunun, oyun planının arkasındaki kafa, beyin... genelde zaten Sahudun'un kendisi oluyor. Henry yani Sahudun'un kendisi oluyor. Diğer dövüşler içinde aynı kamptaki. E, oyun planına ya da oyunu e, analiz etmede bence çok iyi. Ona hiçbir şey hiçbir sözüm yok. Ama işte analiz ettiği zaman, doğru oyun planını da çıkardığı zaman o oyun planını uygulayabilecek beden, o kondisyon, o seviye onda var mı şu anda bu yaşında, kariyerin bu noktasında? Bence bunlar soru işareti. Son maçında da bunu gördük diye düşünüyorum. E, kariyerinin çok önemli birkaç en iyi zamanları, prime dönemi olacak yıllarını boş geçmiş oldu. 3 yıllara yani, verdi, evet. O kemeri bırakarak orada. Ee, ben artık dövüşmeyeceğim işte aile babası olacağım gibi bir şey vardı kararı vardı oldu da işte çok güzel onun için her şey ee, kampta koçluk da yapıyor o da çok güzel ee, birçok dövüşçü de yetiştiriyor. John Johnson'a kadar akıl akıl veriyor yani. Ee, ama şu anda kendisinin bu e, Aljamink Sterling maçı bence çok e, bir uyandırma oldu bizim için. Çünkü Aljamink Sterling çok iyi bir jiu var. Harika bir backpack, çok güzel sırt yakalayıcı biri. Ama mükemmel bir takedown artist mi? Belki e, sınıfın e, yani sikletin en iyilerinden biri değil. Merab gibi değil bence. Ondan da takedown yedi. E, ve ona karşı bir üstünlük kurmakta zorlandı. Dolayısıyla... Bir bu, ikincisi bence yine hala bu siklet için birazcık küçük abi Henry yani Sauvignon. Gerçekten orijinal siklet onun 125. Nitekim adam e, olimpiyat güreşçisiyken de 55 kiloda güreşiyordu. 55 kilo 125'inin de altında bir kilo aslında. Dolayısıyla burada Merap gerçekten komple çerçeve olarak kalıp olarak daha büyük görünecek bence o gece. Bir taraftan da bütün bu kalıp farkına rağmen kardiyosu çok çok iyi. Bir taraftan daha genç, bir taraftan daha aynı rutinde devam eden dövüşçü olarak geliyor. Yani Ray Longo takımından geliyor. Yıllardır orada dediğin gibi al -Jobar diye gitmiyordu. Dolayısıyla yere indirebilmesinin bir önemi yok. Deneyecektir. 100 kere dener, 2 kere indirir. Önemi yok. Geri kalan 98'de yorar, bıktırır, de yıldırır. onlar bile yeterli aslında. Dolayısıyla ben de 3 round oluşundan dolayı Henry Sahudo'nun oyun planı bir de teknik olarak da yani akıllı, akıllı yüksek IQ'lu olmasından dolayı bir şekilde yakalanmaz. Zaten Merab da çok da büyük bir bitirici değil diye düşünmekle beraber ben de puanla Merab diyorum ama ee, yani böyle ikna edici olacak gibi geliyor bana. Ya işte bir kısım Henry Saddle'ın yendiğini düşündü. Öteki kısım Merab'ın yendiğini oldu, düşündü. Evet. Öyle bir şey olmayacak diyorum. Hı. Net bir şekilde herkes... Merab yendi diye yani, düşünecektir diye düşünüyorum. İkimiz de biraz da işte o... Yaş faktörünün de... Evet. E, devrede olacağını düşünüyoruz. E, bu konuda anlaştık. Geoff Neil In Machado, Machado geri... Geliyor. E, enteresan bir kart. <laughs> Burada şey Daha önce karşılaşacaklardı. Da, olmamıştı bu evet. maç. Şimdi artık karşılaşıyorlar. Tabii İngeri de bir hastalık olmuştu galiba, değil mi? Son dakika gelememiş miydi o kart? Evet, Geçen ay olacaktı galiba. O çekilmişti diye hatırlıyorum. Öyle yani. hatırlıyorum. Ha, o da şey işte İngeriye çok fazla e, zatürre mi olmuştu? Öyle bir şey. Öyle bir şey oldu da tam da yüklenildiği, yüklenildiği bir döneme, dönem, dönemde döneme denk gelmişti. Çok beklenen bir maçtı. E, evet. O havası biraz kaçtı tabii yani. Orada hakikaten İngeriye işte şanslıkların yüklenmesi, bütün evet. herkesin yüklenmesi onun ettiği laflar falan. Ee, bayağı bir e, hype olmuştu, ilgi alanı olmuştu o maç üzerinde. Orada olmadı, burada oluyor. Ee, tabii Joff Neill'le de dalga geçtiği bir şey vardı. Onun... E, ...sabıka... ...fotoğrafını... ...tişört yapmıştı bir ara. Hani Inger'i bunları iyi kullanıyor ama biraz tabii ki son dönem... E, ...yüklenildi kendisine ve o etkisini kaybetti. Bana kalırsa. Hani o laf dolaşı etkisini o kadar parlak gözükmüyor. Ee, o açıdan. Ama dövüşü çok parlak ee, ve yenilgisiz. 13-0. E, ee, İngeri 7 knockout, 1 sapmışım. Bitiriş oranı bence biraz düşük. Bu biraz UFC'ye gelmesiyle beraber de oldu. E, ee, Cage for gelmişti. Joff Neal 15 e, galibiyet. 9 nakat 2 sapmışım. 5 kez de yenildiğini görüyoruz. Bir, ama bir kez nakat oldu iki kez submission'a uğradı ki bunlardan biri sonuncusu Şavkat'a, Şavkat, Şavkat Rahmanoğlu'na müthiş bir savaşa girmişlerdi. Ama 14. dakikadan sonra ayakta boğulmuştu Şavkat. İnanılmaz. Yani dayanıklı, sert bir dövüşçü Geoff Neal. ama İngeri kadar bir tarafı çok sivrilmiyor yani. Hani striking olarak çok iyi. Ben hala Jiu-Jitsu olarak da iyi olduğunu düşünüyorum Inger'in bu arada. Ama e, bunu kullanmasına bir nevi gerek de olmadı şu ana kadar. E, bu maçta da olmayacak bence. E, iki tarafta ayakta vuruşmayı tercih edecekler gibi geliyor bu maçta. Muhtemelen. Yine Kanton'dan izlediğimiz yine yani tabii ki çalışıyor Cücüsü. <laughs> Şutoboksa zaten şu anda Sao Paulo'da. Ha, bir de takım sorunları var. Her takımdan gönderiliyor. Ee, evet. Biraz uyumsuz olduğunu düşünmemiz için pek çok sebep var yani açıkçası. Muhtemelen eşi aldı dedi ki dur ben seni götüreyim dedi. Evet. Brezilya'ya. Brezilya ona şaşırdım ben de Charles <laughs> Olivier'e. Charles sorunsuz bir adam zaten. Kim gelirse okey herhalde. E tabii oradaki kültür ona da uyuyor herhalde. Ee, yani bir şekilde oraya da alışmış. Bu arada Portekizcesinden de etkilendim ben. Konuşuyor da yani. Evet eşi zaten. Yok eşi Ö Portekizli değil ya. Brezilyalı eşi işte. Brezilyalı pardon. Brezilyalı da Portekizlisinin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum ben yani. E çünkü eşinin de İngilizcesi çok akıcı. Muhtemelen İngilizce konuşuyorlar da yani. Bir süre orada kaldı galiba İngilizce Muhtemelen. Öyleyse galiba şey de öyle. öyle. E, Derintil de Derentil de, de konuşuyor galiba. Emin değilim ama. Ama Derintil'in kalma sebebi şey. E, Liverpool'da öyle bir belaların içine giriyor ki. ya yani şehri terk ediyor. <laughs> Derintil öyle gidiyor Brezilya'ya. Yani. Ona da şaşırmadım. <laughs> Ona da şaşırmadım yani. Ee, dediğin gibi yücel yani ikisi şöyle Joff ile baktığımız zaman ee, bir nevi Veltruvate'in Gatekeeper'ı diyebilir miyiz? Yani bir evet, şekilde o seviyelerde mi? bir Journeyman gibi. Yani art yani kemer iddiası çok var olduğu söylenemez. Ama ilk onun da altına inecek düşecek bir dövüşçü de değil. Hep böyle e, 5-10 arasında e, devam edecek bir dövüşçü gibi. E, ve Joff Neill'i geçmek de kolay bir test değil. Çünkü e, Welterweight'teki en sert adamlardan, en sert rakiplerden bir tanesi. Yani çenesi de sağlam. Hı hı. Kendi yumruğu gücü de sağlam. Dolayısıyla bitirilmesi zor. Ters bir hamlede de bitirilme ihtimaliniz çok yüksek. Dolayısıyla bu adama karşı dövüşmenin birkaç yöntemi var. E, ya suya savuna dokunmadan... Wonderboy gibi dövüşeceksin. Mesafeden. Ya da, mesafeden. Gibi. Ya da Hamzat, yani Hamzat diyorum, Şavkat gibi ama ya şavkatın yaptığını herkes yapamaz. Yani Yok ben yapamaz. o cehennemin içine gireceğim. Bunun da bana yaşatacaklarını da başa çıkarım. Hamzat, ya Hamzat yine diyorum yani şavkat bunu anca girebilir ve o bitiriş sekansı, o bitirişinde attığı işte bir iki yumruk ve o ayakta boğması falan o sıra dışı bir olay zaten. Şavkat da sarsmıştı bu arada Jafni'yle. Aynen. De. Onu aynen. da söyleyeyim. Muhtemelen en çok UFC'de en çok sarsıldığı an şavkatında. O maçı o yüzden biraz bir kenara koymak lazım. Zaten Inger'in tarzı bambaşka bir tarz yani. Şimdi Inger'in burada düşündüren birkaç olayı bir vegan diyetinden falan bahsediliyor. Vegan diyeti yapıyormuş. Dolayısıyla bu onun kardiyosundan, gücünden bir şey eksiltir mi? O, o bana bir gariplik. Nate Diaz var örneğimiz o da vegan yani. Ama Nate Diaz uzun bir süre öyle. Bu, bu adam bu maç için böyle bir bu sezon böyle bir modda ha. girmiş gibi bir şey duydum yani. Dolayısıyla o herhangi bir rutinden çıkış hep bir soru işaretidir ya. Bu beni düşündürüyor onunla ilgili Brezilya'ya gidişi işte e, kamp değişimi yap yapması falan ama bütün bunlarla başa çıktığını varsay varsayarsak eğer stil olarak İngeri de Geoff yenebilecek silahlar var. Tek yapması gereken mesafeyi tutmak öyle bir silahla gidecektir. E, zaten mesafeden dövüşmeyi çok iyi bilen çok alışkın e, bir dövüşçü İngeri özel e, ters kart oluşu da ona göre çok e, tekmeler çıkarabilecek. Şimdi Geoff Neal ters kart. Bunlar ters eşleşiyorlar bir taraftan da. Ian Gary için alçak tekmelerle, oblik kick'lerle mesafeyi tutup yaklaşma anlarında da direkt yani herhangi bir yumruklaşma olursa, yumruklaşmaya girerlerse Geoff Neal onu arayacak çünkü. O pisleştirmek, kirli kirli hale getirmek boksu ve bir şey bir e, knockout yaratmaya çalışacaktır. Ingrid direkt o durumdan kaçıp tekrar böyle bir geleneksel kickbox maçına döndürelim. Mesafede duralım daha işte kitabına göre dövüşelim moduna e, gitmesini bekliyorum İngeri'nin. Ama o gibi anlar illa yaşanacaktır. Böyle çok klince girilen ya da e, işte telefon kulübesinden yumruklaşmaların oldu. Oradan bir şey çıkarması lazım Geoff Neal'ın. İngeri'nin de oradan o öyle anlardan kaçınarak, öyle anlardan koruyarak kendini bir 15 dakika puan toplaması lazım gibi düşünüyorum. E, genel <laughs> Bakış açım böyle ama bir fikrimi söyleyeyim mi maçla ilgili, bu soruları diyeyim ikisinde ben öne çıktım galiba. Burada da Yengeri ben... 15 dakika boyunca maçı kontrol edebilir. Çok büyük bir tehlikeden kaçınabilir. E, o yumrukları görebilir gibi düşünüyorum. E, Geoff Neal her, her ne kadar boy olarak kısa olsa da reach'i daha uzun biri. Ama ona rağmen uzak mesafeden dövüşen kişi Yengeri. E, yere alınmadan da kendini kurtara, yani kurtarabilir gibi düşünüyorum. Dolayısıyla... Bu testi de geçer gibime geliyor. E, i̇ngeri için e, oradan sonra tam artık Kurtlar Sofrası'na girmiş olacak gibi geliyor bana. Hı. Puanla İngeri diyorum o yüzden ben. Yani burada da en fikiriz. Ben de puanla İngeri diyorum. Ee, Dediğim gibi bitiriş yüzdesi biraz düşük İngeri'nin. Hani meziyetlerini düşününce daha fazla bitirişe ulaşabilir belki e, gibi geliyor ama işte ama Joffre'la bitirmesi zor bir adam bir taraftan. Işte bir başkasına... hem o var hem de o var. Yani dolayısıyla <laughs> işte, hakeme gitmesi daha mantıklı olan e, taraf gibi gözüküyor. İşte seviyeler. E, Cage Warriors diyorum. Yani Cage Warriors'ta da ben anlattım Ingeri'yi. E, orada çok rahat kazanıyordu Ingeri. Çünkü seviyeler var. UFC'ye geldi. O şey düşmeye başladı. Gösterdiği e, dövüş performansı gene muazzam ama bitiriş yüzdesi daha az. Dolayısıyla maç uzadıkça tabii ki risk artar diyelim ama o mesafeyi o kadar iyi kontrol ediyor ki bir hız farkı da Jofnille e, olacaktır illa ki. E, dolayısıyla hani o çok yakın mücadeleye çok fazla girmeyecektir. İşte son maçı kime karşıydı hatırlıyor musun sen? İngilrenin e, güzel soru. Çünkü orada mesela işte o mesafe kontrolüne ben hani o maçı örnek eee Nil yani Aynen. direkt Nil Magnini çıktı. E, o maçta da çok iyi bir mesafe kontrolü yapmıştı yani Nil Magnini'ye karşı. Ve öyle uzun birine karşı. Ve uzun birine karşı. Ondan Hı. önce işte Dierod'u, Daniel Rodriguez'i. Dierod değil bu. Daniel Rodriguez giyindir yani, görüyoruz. Nil Magnini'ye göre Joao'nun şöyle bir tehlikesi var. Her ne kadar daha kısa görünse de bir kere daha patlayıcı biri. Bir de daha bitirici yumrukları var. o Olur da yakalanırsa, ters bir yumrukla yakalanırsa... ...Jof Neal istiklal herkesi nakalt edebilir. Evet. Ki zaten birçok kişiye karşı... ...galibiyeti var. Ee, dolayısıyla... ...öyle bir yakalanma lazım ama... ...öyle bir yumruğu da uzaktan görüp... ...ona karşı reaksiyon verebilecek gibi geliyor bana. Hı. Yani evet. Joff Neal ama şey işte o... ...teknik olarak o vuruşu çok fazla kuran bir dövüşçü değil. Yani evet. doğuştan bir gücü var tabii ki ama... ...işte o vuruşu görünce ki... ...bence de Ingeri görecektir. Ee, ve önlemini alabilir gibi geliyor. Yoksa Inger'in de sarsıldığını ya Daniel Rodriguez maçında ya Son Kenan maçında gene onun da bir sarsıldığını gördük yani o yumruğu alırsa da ki Vicente Luque'yi nakavt etmiş bir adamcık. Evet, bir evet. de onu da hesaba katalım. Ama e, yine de bunlardan o tehlikeleri savuşturacaktır diye ikimiz de düşünüyoruz sanırım. Bu da bir hayli hemfikir olduk. <laughs> Şimdi yan hmm. ana maça geçiyoruz evet, Robert Whittaker, Paulo Costa, ne oldu bu Robert Whittaker'a? Hey dostlar. eski şampiyondu böyle şey. <laughs> eski şampiyondu ve çok sevdiğimiz bir e, dövüşçü. Seni de biliyorum. Ben, ben Kesinlikle. De yani düzgün bir adam bir de yani. Yani Robert sevmemek çok, çok zor, zor yani çok adamı. Çok, çok düzgün biri gerçekten. Bir de Welter'de başlayıp başladığı kariyerinde orta siklette kendini buldu. Şampiyon oldu. Sonra izi bozdu her şeyi Ona Kalta beraber. Ee, İzi ikisini de bozdu bu arada. Paolo Costa'yı da yenilmezlik serisini yok etmişti, knock ederek. Yani bu da İzi'nin ne kadar iyi e, bir şeyleri okuduğunu gösteriyor. Dövüş zekasını gösteriyor. Adesanya'nın. Ee, ikisinin de kariyerini... ...şöyle bir baltalayan adam Adesanya oldu. Evet. Şimdi ama tekrar e, hazır orta siklet karışmışken... ...ortalık karışmışken bir daha kemere gitme şansı var ikisinin de. Dolayısıyla çok çok önemli bir maç bana kalırsa. Ee, bana kalırsa değil öyle zaten. Ama işte Dricus Duplessis'e olduğu knockout Robert Whittaker'ı ne kadar etkiledi, ne kadar etkiliyor e, bunu göreceğiz. Paulo Costa üç, son 3 yılda sadece 3 kez dövüştü. Yani izi'den sonra doğru düzgün bir maç yapmadı diyebiliriz zaten. Geçen sene atladı komple. 2023'te maçı yok. Atladı. Hı -hı. Sürekli maçları iptal oluyor. UFC ile anlaşamıyor. İşte Hamzat da dövüşecekti en son. Abu da bir de orada staff şey, e, enfeksiyon yaşadı. E, çekildi. Ya ben şu anda da şüpheliyim. Hani biz bu programı çekeriz. Yarın Paulo Costa çekilmiş olabilir. Yani bunları görebiliyoruz Costa'da. Ama artık herhalde ona da tak etmiştir. Yani bir dövüşse iyi olacak. En son... Dövüştüğü isim de Luke Rockhold yani bitmiş bir Luke Rockhold hani kariyeri bitmiş bir Luke Rockhold ama genel Luke'u da bitiremedi bu arada. Gerçi orada biraz rakımda dövüşmüşlerdi Salt Lake'te. İkisi de çok yoruldu. Çok İk yoruldu ikisi de. Bir kan de. banyosu izlemiştik o maçta da birbirlerine evet. kan sürtmeler falan. Çok iyi maçtı <laughs> bu arada şey <laughs> evet. yani maçtan öte film film gibi bir şeydi yani eğlenceli bir filmdi. Ee, karneleri de söyleyeyim. 24 knockout Whitaker. 9 kez knockout oldu. 5 kez submission'a uğradı. Costa 14 galibiyet, 11'i knockout, 1'i submission. Sadece 2 galibiyeti hakem kararına gitti. Costa da müthiş savaşlar verdi. Bu Romero maçı aklıma geliyor. Yani çok dayanıklı bir dövüşçü Costa'da. Yani buradan şeyi... Çok lafı uzattım biliyorum ama... <laughs> ya gene beni tabii Adesanya sever olarak gene aşağı yazacaklar ya. Gene Adesanya'ya gidiyorum. Ya yani bu adamları nasıl bozdu yani Robert Whittaker'ı da, Costa'yı da. Ha hakikaten acayip. Ya yani açın bir... bir Costa Romero maçını izleyin. Bu adamın evet. çok rahat knockout etti Adesanya. Yani tabii Adesanya bu adamlara göre çok daha elit bir striker. Yani bir yönü evet. çok alakasız gelişmiş. Ya yani o yönüyle kimse başa çıkamıyor Pereira hariç. Ya da şu an Strickland. <laughs> ya da Sean Strickland gerçekten. Evet. Gerçekten inanılmaz yani. Şanslı de nasıl bir hafta yaşadı geçen hafta yani. Evet, Abi yani yıldım da, ya Şanslı de yıldım Ben yani. öyle bir karakterim var olduğu için yani... Ben mutluyum. de mutluyum. Mutluyum yani. Ama yıldım yani yani influencer dövmekten bir hal oldu. Bir, gene birine daha şey yapmış adres veriyormuş. Kelly, Meşimyan Kelly'e bir yürüyordu galiba. He. Dana White en son şey demiş yani bırakın bir influencerı bir insanla aynı odada durmaması lazım. Yani en iyi Dana White anlamış <laughs> yani Şanslı zaten evet. Yani sosyalleşmesi zor bir adam tabii. Evet. Abi Robert Whitaker... Sosyalleşme şekli böyle. <laughs> Robert Whitaker bir nevi, şimdi bilmiyorum katılacak mısın? Ya bu sikletin GSP'si ya yani doğru düzgün örnek insan olarak yani e, her ne kadar GSP evli barklı bir aile babası değil ama evli barklı aile babası oluşuyla da e, birçok tarafıyla da örnek insan ve bence mental olarak çok güçlü. Yani nasıl yenileceğini de çok iyi biliyor. Yenilgiyi nasıl psikolojik olarak kaldıracağını da çok iyi biliyor. O maçtan sonra duplesi maçından sonra da e, Adesanya maçından sonra da Bence psikolojisi çok iyi kaldırdı, sarsılmadan çıktı bu işin içinden. Bir ara ee, depresyondaydı ama. Depresyonda daha öncesinde geçti. ama doğru, daha öncesinde öyleydi. Ama bence çok iyi başa çıkıyor, çok sakin, hiç aşırı duygusal tepkiler veren biri değil. Yani çok mutluluk anlarında da öyle, yani ya da bir yenilgiden sonra da öyle. Dolayısıyla ben bu tarafını çok takdir ediyorum, bu çok önemli bir özellik bir Erdem bence. Dövüşle... Hayatını, özel hayatını ayırabiliyor gibi. Evet. Belki işte Volkanovski'de son onların birleştiğini gördük. Belki de son maç açık İslam maçından sonraki açıklamalarında. Yani Volkanovski de fena bir değil bu arada. O maça yani inanamıyorum bu arada. Çok heyecanlıyım o maçla alakalı. Hmm. İlla Toperi alakalı. Oraya bir kanca attım ben şimdi. Evet. Dolayısıyla şimdi son maçtan sonra duplesi maçından sonra söylediği şöyle bir şey var. Duplesi'yi ben itiraf etmem gerekirse biraz küçümsedim. E, ama farkında olmadığım, onu küçümsediğim, göz önünde bulunduramadığım tarafı. Hepimiz küçümsedik zaten. Onun açlığıymış, işte onun e, yani yenme isteğiymiş dedi. Çok haklı. Duplesinin en önemli, en güçlü tarafı ne dersen muhtemelen gerçekten kazanma isteği ya da yenilmeme, pes e, etmeme, pes etmeme tarafı. E, dolayısıyla ben yetenek havuzuna baktığın zaman ondan daha iyi bir dövüşçüyüm, daha yetenekli bir dövüşçüyüm. Eminim ki rövanş maçında Kazanırım, yenerim diyor. Dolayısıyla şimdi daha gerçekçi bir algıyla, gerçekçi bir kabullenişle hazırlanırsam onu yenerim diye söylemişti. Dolayısıyla biraz daha yerinde, biraz daha odaklı bir e, bu maçta dahi Robert Whittaker bekliyorum ben. E, dolayısıyla bu çok önemli bir kriter olacaktır. İkinci, inactivity burada etkileyebilir gibi geliyor bana Polo Costa'yı. Dediğim gibi iki senedir dövüşmüyor. Geçen seneyi atladı komple. Bu maçla ilgili bir hastalık olmaz gibi geliyor bana ama hastalık olmasa bile ben kilo konusunda şüphelerim var. Artık yaş gittikçe zaten zor kestiği ve sikletin en iri yarılarından biri olan Costa. E 84'de nasıl kesecek? Yani nasıl kesecek Son bu maçta? Son fiyaskoları hatırlıyoruz zaten. E, merak abi. ediyorum ben. Yani bir hastalık olacağını beklemiyorum ama e, kiloyu kaçırabilir gibi geliyor bana. E, ama Robert Friedrich bunu önemseyecekleri değil. Kaçırsa da 3-5 pound fark etmez. Ben dövüşürüm bununla der gibi geliyor eğer işte. E, yani şeyinin yani ödülünün bir kısmını yüzde otuzunu neyse alacak. Bu hangi şey maçtı yalnız? Orta stet diye başlayıp hafif ağır diye bitirdiğimiz <laughs> maç. Böyle olmuş dedim bir tane? Hmm, bir şey Kostan'ın öyle bir, bir maçı sapan. hiç umursamamıştı yani hani stet falan. Öyle bir şey olursa da herhalde bir tıkır kabul etmez bence. UFC de zaten cezalandırır bence şeyi. Yani iptal edebilir maçı ve evet. Hmm. Polo Costa'ya maç vermeyebilirler bir süre. Öyle bir şey olursa Ya yani bence öyle. biraz şey... E, yani ipin üstünde zaten Polo hmm. Costa. Yani zaten anlaşması zor. Maçlar iptal oluyor. Gene bir tartı yapamama durumu olursa evet yani eğlenceli bir tarafı tabii ki var. Ama UFC o kadar da artık uğraşmak istemeyebilir gibi geliyor bana. Bu maçta o yüzden de ciddiyetle yaklaşabilir maça Costa. Muhtemelen belki yaklaşmak isteyecektir. Çünkü bu maçta aynı Merap, Henry Saudo maçı gibi kazananın kemere gideceği bir maç. Yani buradan kazanan yani sürpriz bir şekilde Adesanya gelmediği sürece ki gelse bile olabilir. Duplesinin muhtemelen bir sonraki rakibi bunu bu maçın kazananı olacaktır gibi geliyor bana. Hamzat değil mi? Hamzat mı? Bilmiyorum ki. Yani ya izi ya izi duplesi buradaki de bir aktör olacak diyelim. Yani, yani olabilir. Ya bir maç mesafede olacak ya da dediğin gibi en kötü ya da direkt e, kemer maçına çıkma ihtimali var. Dolayısıyla ben Vidikar'ın bunu çok ciddi aldığını düşünüyorum. Şimdi i̇kisinin de iyi versiyonu gelse ve kiloları da tuttursalar, bu arada kilo kesmeden kesinlikle daha çok etkilenecek taraf Robert, şey, Polo Costa olacaktır. Robert Whittaker zaten geçmiş welterweight yani. Dolayısıyla onun çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yetenekleri kıyasladığın zaman, bu maçtaki işte oyun planlarını kıyasladığın zaman Whittaker daha hızlı olması gereken taraf, daha zaten sürekli olarak yan duruş, parmak ucunda zıplayarak, gir çık yaparak, hızını, oyununu, zamanlamasını, oyun kurgusunu bozacak e, Polo Costa'nın gibi geliyor bana. Polo Costa ancak böyle bir yığılma yaparsa yani duplesi şu şekilde bir başarıya kazandı. Hem vazgeçmeyişi hem sert vuruşu. okey Polo Costa da sert vuruyor belki. Ama duplesi de saçma sapan bir zamanlama, inanılmaz anortodoks bir dövüş. Yani hiçbir kickbox hocasının, hiçbir Muay Thai hocasının, hiçbir MMA hocasının öğretmeyeceği şekilde yumruk atma, tekme atma, bir zamanlamayı daha hareket etme eğilimi var, bir doğası var. Dolayısıyla o bir garip, o bir Robert Whittaker'ı şaşırtmış oldu. Bir de birkaç tane yedikten sonra da bırakmayışı üstüne gidişi. E, Robert Whittaker'ın, e, Paulo Costa'nın böyle bir şey bulması bir tık daha zor bence. Robert e, Paulo Costa'nın yine yere alması da bana göre zor gibi geliyor. E, o yüzden Robert Whittaker mesafeden Obli mesafeyi tutabilir, yumruklarla girişik yapabilir, puan maçına döndürebilir ve bir noktada yüksek tekme bile çıkarabilir gibi geliyor bana. Yine aynı şekilde tekmelerle alıştırıp yüksek tekme ya da yumruğun arkasında onun böyle bir iki aynı taraftan yumruğun arkasına gizlediği bir tekme var. Birçok kişiyi yakaladığı. Tam böyle bir yakalanacak adam e, Polo Costa gibi mi geliyor? Dolayısıyla yüksek tekmeyle yakalanacağı ve sallanacağı anlar olabilir maçta. Ama tabii dayanıklı da bir adam. O nedenle ben biraz daha şeyime tahminime gelmiş gibi oldum Tahmini ama. anladık zaten. Ben Robert Whittaker puanla kazanır diyorum yani gel. Evet. Ee, yani aynı gidiyoruz gibi duruyor. Yani Costa'da çok büyük şüpheler var. Ya bence de bu ma maçı ciddi alacak. Ee, fakat yani çok uzun süredir dövüşmedi. Ne göreceğimiz de bilmiyoruz açıkçası. İmajını zedeler mi sence Costa... ...bu maçı kaybederse? Nasıl kaybettiğine bağlı tabii ki. Yani... Kemer resminden uzaklaşır gibi biraz. Yani kemer resmine ben... ...hiçbir zaman Costa'yı çok fazla koyamadım. Nedendir bilemiyorum ama e, yani... E, tamam güçlü vuruyor. Ama böyle tatmin etmeyen bir şey hep e, oldu Paolo Costa'nın yani oyuna yaklaşımı belki de. E, ama işte o bu kez ne kadar ciddiyette gelecek? E, bu maça ne kadar ciddiyette yaklaşacak? Yani hakikaten iptal bile olabilir yani o derece güvenmiyorum ben Paolo Costa'ya. Yani tartıyı yapacağında... Ben açıkçası zannetmiyorum. Gene kaçıracak bence tartıyı. E, ya yani bunların da işte senin de söylediğin gibi... E, Paulo Costa seansı. Bu arada oldu. tartı yapsa da ayrı dert. Muhtemelen kendini iyice Yaparsa bitirecek. Yaparsa daha kötü olacak hmm. belki de yani. Ee, o yüzden de ama yine kötü olacak. Kesmeye çalışıp kesememesi vesaire ve hiçbir şekilde bunları da umursayan bir adam değil. Yani o umursamaz tarafı da hani biraz seviliyor açıkçası hani insanlara dalaşma şekli vesaire. Eğlenceli bir tarafı da var ama ya yani sinir bozucu bir tarafı da var. Yani kilo kesmeyi Bırakması yani bir üst bir maçının yapılması falan... Yani bunlar çok kabul edilebilecek bir şeyler değil. Ee, dediğim gibi burada ciddiye alsa da bu maçı... Kendinden yiyecek. Biraz daha enerjisi düşecek. Ee, zaten dövüşmemiş uzun süredir. Yani bunların çoğu Costa için bence negatif unsurlar. Ee, Whittaker... Yani ne olursa olsun Whittaker'da sana katılıyorum. Tabii ki daha ciddiye alacak bu karşılaşmayı. Ama öteki maçın nasıl ciddiye almadığını onu da çok anlamıyorum ben. Yani Bittaker gibi bir dövüşçü. Hani GSP örneğini verdim mesela. Ee, bence de öyle. Yani... Metsera. Ha? Metsera maç yapma gidiyor. evet. Yani evet. Ama burada şey durumu var. Bunu bu şekilde söylüyor olabilir. Her zaman olduğu gibi yaklaşmamıştır diyeyim. Ya yani Duplessis'i zaten hepimiz küçümsüyorduk. Nereye Açık kadar? konuşmak gerekirse. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, duplesi, duplesi. Yani nereye kadar şeklinde. Ee, ikna etti bizi. E, fakat yani orada bir knockout gücü var Costanın. Bu bu da bir tehlike e, arz edebilir. Sonuçta knockout'tan dönen bir bitkirdan bahsediyoruz ki ağır bir şekilde knockout oldu bir de. Hani öyle e, bu adamları yenilmez olarak gördüğümüz adamların işte önce easy ye oluşu, şimdi ondan sonra duple's ye oluşu. E, tahmin yapmakta bence bu sporu çok zorlaştıran bir şey. Çünkü nasıl döneceğini bilmiyoruz. Ama yine de ben e, ben de kartımı bir e, Whittaker'ın iyi döneceğini e, burada Costa'ya o aradığı e, ya zaten kağıt üzerinde de bu maç hakeme giderse Whittaker alır. Yani Costa ne olursa olsun bana kalırsa. E, çünkü Joel Romero maçını diyorum. Orada da bir savaşa girmişti. Paulo Costa. Çok yakın bir maçtı. Yani Romero'ya da verilebilecek bir maçtı bence. Ama işte burada Whittaker'la girersen, puan'a gidersen yani Whittaker zaten bu maçı alır. Benim, bana göre Costa'nın bu maçı kazanma ihtimali knockout etmesi. Knockout olduğunu da gördük. O yüzden çok keyifli bir maç. Yani ihtimali yüksek bir maç. E, olamayabilecek bile bir maç tabii tartı mevzularından dolayı bence. Ama e, oldu e işte tartıyı da yaptı diyelim helal olsun diyelim Costa'ya umarız öyle olur. Ee, ve geldi ama e, bence o nakalp vuruşunu bulamayacak Whittaker karşısında ve ben de hakeme gideceğini dolayısıyla da hakeme gidince de Whittaker'ın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Evet ilk maç hariç şu ana i̇lk kadar. İlk maç hariç evet, burada evet. da herhalde öyle olur. Bakalım. <laughs> Bakalım. Ey 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 Alexander Volkanovski İlya Topurya karşılaşması. Programı açarken söylediğim gibi son dönemde tüy siklette yani tüyler diken diken. Böyle e, bilinmez bir eşleşme, öngörülemez bir eşleşme e, görmedik. Güzel eşleşmeler gördük. Yani diğer eşleşmeleri küçümsüyor değilim. E, öngörülemez e, bir eşleşme görmedik. Ve biz şimdi e, taşın eline, taşın neyi? Altına elimizi koyuyoruz. E, bu maçı öngörmeye çalışacağız. E, Alexander Volkanovski hikayeyi anlatalım. İslam'a nakalt oldu. Ağır bir nakalt. Yüksek tekme ağırdı. Yumruklar. E, fakat işte Ekim ayının sonunda olmuştu bu nakaltı. E, geldi Kasım, Aralık, Ocak. Hadi Şubat ile Ekim'i birleştirelim. Şubat. 4 ay sonra o öyle ağır bir nakaltan sonra geliyorsun sen bu maça çıkıyorsun. Hocam ne yapıyorsun? Yani bir dur ya. Yani bir yerinde dur. Ama duramadığını zaten İslam maçından sonra o bir nevi grogi pozisyonda duygusal bir şekilde ifade etti. Maç yapmadan duramadığını e, böyle bir, bir nevi bağımlılık gibi hayatta olduğunu hissetme... Ee, anını maçta yaşıyormuş gibi. Yani zaten öyle anlatıyor biraz da. Ee, biraz da buna bağlıyorum ben bu dört ay sonra dönme şeyini. Çünkü zaten İslam'la karşılaşmadan önce toprağı maçını... yapacaktı. Ama o... ekstra 10 gün kala kabul ettiği Araya maç... Araya sürpriz bir İslam girdi girdi? Evet. Araya bir sürpriz ve kariyer değiştirebilecek bir İslam maçı girdi. Acaba değiştirecek mi kariyer? Yani büyük sorumuz bu zaten. Nakalt'tan en son Yair Rodriguez'in söylediklerini e, okudum. Yani erken dönüyor diyor. Yani dövüşçüler de bunu söylüyor. Dört ay öyle bir nakalttan erken dönmek demek. Bu e, nasıl etkileyecek Volkanovski'yi göreceğiz. E, ama yani direncinden, savaşçılığından, dayanıklılığından komple dövüşçü olmasına hiçbir zaman şüphe edemeyeceğimiz bir, biri. Ki e, İslam'a yenilmiş olabilir ama tüy siklette kariyerinde hiç yenilmedi. Alexander Volkanovski. Hani UFC'yi bıraktım. Kariyerinde yenilmedi zaten. Bu siklette. Bu sikletin hükümdarı. Ama öyle bir adam geliyor ki <laughs> yani yok böyle bir şey. İlyo Topurya. Ee, 14-0'lık karne. Ee, knockout gücü var sayım. ak 4 nakat, 8'i sabmış. Nakat gücü var dediğim adamın 4 nakat, 8'i sabmış. Aslında köken olarak bu arada grappler. Yani grappler. Jiu Jitsu'dan geliyor da yani öyle bir strikingi de var ki. Şeyden Greco-Roman'la başlıyor, güreşle başlıyor. başlıyor Gürcistan'da. İspanya'da Jiu Jitsu'ya geçiyor. Countdown'da ee, güzel anlatıyorlar bir evet. kendisini. Clementi kardeşlerle beraber ee, Jiu Jitsu'ya... Ben buna da inanamıyorum bu arada. Abi Alicante miydi? Ee, Alicante'de tabii. Abi oradan böyle bir adam nasıl çıkıyor? Şimdi burası bence kritik. Yani bu adam zaten şu iddiaları da söyleyelim. İlk rauntta nakavt edeceğim diyor. Ilya topuruyor. Hatta Instagram şeyini değiştirdi bile. 15-0 yaptı. Dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu. Volkanovski <laughs> de en son YouTube kanalında açıklama yaptı. Ona dersini vereceğim. onu çok üzülecek, utanacak. Onu mütevazı hale getireceğim. <laughs> diyor ve e, tahmini de ilk rantta sallarım ben bunu. ...ikinci rantta da bitiririm. Volkanovski de geri adım atmıyor. O yüzden ben seviyoruz da zaten. Topuruya biraz benim ya sen yoktun o programda. Sana da sorayım. Yani Topuruya biraz benim ne Son ile yaptığınız program sonra hani Ar Re Recep yani... Gürcü de Dövüşçü seviyor dediğin dediğini duydum. Onu izledim. evet. Bu arada Gürcülerin şey. gecesi. Yani Merap da var. Merap da var aynen. Ee, ya yani bizim bize de daha yakın tabii ki e, gücü dövüşçüler. Tabii uzun yıllar İspanya'da yaşıyor. E, İlya Topurya, Almanya doğumlu falan böyle garip bir hikayesi var zaten. E, hani sana da sorayım. Ya Biraz benim tepkimi çekti yani. Bu kadar her lafı iddialı, her lafı iddialı. Topurya'nın Topurya Yani ben mesela şey kazandıktan sonrası için bile kazandıktan sonra o yayırdı. Brian orta geldi. Ben bunlarla dövüşmem falan. Lafları <laughs> ya yani inanılmaz bu arada. Dolayısıyla bir Conner benzetmesi yapılıyor kendisine. E, Tabi yani Connor o da ya, kitabından bir şeyler çekiyor, kopya çekiyor belli yani. Çekiyor ama şey değil, hani Kimisinde de sırıtır ya... Öyle bir şey değil, Bunda sırtmıyor. sırıtmıyor. Bu hakikaten buna inanıyor. E, acaba çok mu büyük görüyor kendisini? Kelimeyi söyleyemediğim için... E, yani... ...diye bir soru aklıma gelmişti. Programda tartışmıştık. Özgüveni yüksek şimdi. Bazı dövüşlerimiz... Kibirli. Içinde, Heh, yani yani çok canım. bazı dövüşlere yakışıyor, bazılarına yakışmıyor. Sean O'Malley'den daha çok yakıştığını düşünüyorum ben. En azından ha, burada. Güzel ama, bir örnek verdin. Evet. Ama bir Connor değil yani. Şimdi Connor'ın Connor olduğu dönemlerdeki o tam fırtınayı estirdiği dönemi yakalayanlar öyle bir şey tecrübe etmedik. MMA tarihinde öyle bir şey tecrübe etmedik bence. Ya yani O başka bir havaydı. Ee, Şunu ekleyebilir miyim? O'Malley'ninki gerçek değil. Gerçekle uyuşmuyor zaten. Topur ya bunu söylemeye hakkı var. Bence O'Malley'nin yok zaten. O yüzden söyleyeyim. öyle. Aynen. Evet. Ee, biraz yakışmamasının sebebi şu. Native speaker'lara daha çok yakışıyor bu. Yani gerçekten ana dil İngilizce olan biri konuştuğu zaman... E, da daha iyi durmasının nedeni de bir de İrlandalı evet, olması. Tabii. O bile ekstra bir şey katıyor buna. E, bu tabii kendi ana dili olmayıp da konuşmaya çalışıyor. O yüzden yani biraz daha farklı duruyor ama... E, bir taraftan argümanlara bakıyorsun. Adam bu ana kadar yenilgisiz gelmiş. Yani Conor bile UFC başlangıcında yenilgisiz değildi. Değil. Conner'ın yani UFC öncesi yenilgisi var. Evet. Buraya kadar yenilgisiz gelmiş. Üstüne üstlük bitiriş evet. bitire bitire gelmiş birçok kişiyi. İnanılmaz yönlü. Yani ile topur ya. Yani grappler desen grappler değil, striker desen striker değil. Gerçekten komple bir dövüşçü. Komple. Ve böyle az önce Jeff Neal için söylediklerimiz hani işte her yerden birazcık iyi falan gibi. Bu adam her yerde çok iyi. Yani mükemmel bir tekmeci değil belki ama onun dışında yumrukları çok sert, boks gözü çok iyi güreşi çok iyi, jiu-jitsu'su çok iyi, defansif ve ofansif çok iyi. E, ve bence son zamanlarda, son dövüşünde, özellikle Josh Emmett dövüşünde yavaş yavaş Fight IQ sunun da iyi olduğunu göstermeye başladı. Çünkü o maçta bir farklı çıktı ile topuruyor. Full o basarak dövmedi. Aynen. Full Yine basarak girdi. Yani umurunda olmadan full basarak girerdi. Çok e, farkında bir şekilde, kontrollü bir şekilde evet seviye yükseliyor şu anda. Bu rakibim artık e, işte sıralamada olmayan herhangi bir rakip gibi biri değil. Kontrollü gideceğim diyerek o olgunlukta dövüşmeye o ayarı yaptı mesela. Bence o çok önemli bir adım. Ve dolayısıyla hakkıyla bu kemer maçını hak ediyor. Yani o şüphesiz e, yani hak ediyor muydu? Kimdi? O muydu? Bu muydu? Bence çok kesinlikle e, alması lazım. Uzun süredir birçok kişinin işte Volkanovski'ye sunmadığı ne sunuyor dersen de şimdi mesela Yair, Korean Zombie bu adamların güç olarak karşılamadığını biliyorduk bir şekilde. Yani çok yetenekli dövüşler, Yair çok yetenekli dövüşçü. Her tekvando kitabındaki her olay var, her teknik var. İşte Korean Zombie her şey savaşları görmüş geçirmiş adam. Ama iş kıran kırana yumruklaşmaya, yumruk yumruğa, güç güce girmeye geldiğinde Volkanovski'nin yumruğunu kaldıramayacakları, Volkanovski'yi de knockout edecek bir darbeyi indirmelerinin çok zor olduğunu biliyoruz aslında içten içe. Nitekim bu Max için de geçerli. Max de bir volüm dövüşçüsü, hacim dövüşçüsü öyle bir tek vuruş indireceğin bir adam değil. Ama Ilya Topuria bir vuruşta dökebilir adamı yere. Ya da seni submit edebilir. Yani yerde de submit yani edebilir, ayakta sırtına da çıkabilir. Güreşini karşılayabilir, her şeyi yapabilir. Yani güç, güce güç gidebilir Volkanovski gibi biriyle. Ve istatistiksel olarak daha genç. Volkanovski ile ilgili şöyle bir şey de var. Ee, zannediyorum middleweight altındaki sikletlerde 35 yaş üzerindeki şampiyonların yenme şansı hiç yok. Yani çoğu yenilmişler. Yenen bir, bir şampiyon var o da Volkanovski mi? Öyle bir şey var. Bir de Tyron Woodley var galiba. 35'i geçip de şampiyonluğunu koruyabilen gibi bir istatistik var. Unuttum şimdi tam detayını. Hı hı. Onu ben bulayım sen devam et. Dolayısıyla Volkanovski de orada en sert adamlardan bir tanesi ama şimdi bu, bu maçta Volkanovski'nin inanılmaz derecede hıza ihtiyacı var. İnanılmaz derecede güce ihtiyacı var ve inanılmaz derecede çeneye ihtiyacı var. Bence bunların hangisi yerinde? Güçle ilgili hiçbir sorunum yok. Bence gücü yerinde. Ama çene bu kadar hızlı bir nakat dönüşü bir soru işareti. Hız 37 yaşında bir adam için 36-37 kaçtı unuttum 37 galiba. Çok büyük soru işareti. Yani galiba. en büyük ondan şüpheleniyorum. Dolayısıyla ile Topuria gibi yani tam prime'ına girmek üzere olan açlığı devam eden. Bu arada yani açlığı devam eden diyorum da belli bir miktarda 35. artık sen ne 35 mi? Volkanoski tamam ya. görmüşüm Volkanovski. Ama <laughs> böyle bisiklet için yani yüksek bir sayılacak bir yaş. 35. Şu dediğin, bahsettiğin istatistiği söyleyeyim. Bu arada e, hala izlemeyen varsa inanılmaz bir video çıktı Volkanovski'nin yaşına evet. dair. Promotion videosu değil mi? E, evet. E, tamam. Bir bahis şirketinin. Yani onu kaçırmayın diyelim. Müthiş. E, <laughs> şöyle bir istatistik. Tüy bisiklette interim, geçici ya da tartışmasız kemer için şampiyonluk maçlarında genç dövüşçülerin kazanma sayısı 15. Yaşlılarınki 6. Okay. Fakat bu altının 5'i Volkanovski. Bu altının Volkanovski. Evet. <laughs> ya bu istatistiği tersine çeviren tek adam Volkanovski neredeyse. <laughs> evet, siklette. Ya hatta üyesi de öyle yani. yani Ama böyle. ama <laughs> yani bugüne kadar karşılaştığı adamların hiçbiri böyle bir adam değildi. <laughs> yani güç olarak bak Brian Ortega da dahil. Gücü Max söyleyeyim de mi? Dahil. Bu adamlar karşılayamıyorlar. Evet yani en son Joe Lopez konuştu koçu Volkanovski'nin. O da senin geldiğin nokta gibi işte güce vurgu yapan bir şeyler söyledi. Ee, Joe Lopez şey diyor Alex onu tuttuğu zaman Alex'in gücünü hissedecek. Ve ona neden eskiden Hulk dediklerini eski lakabı Hulk Volkanovski'nin anlayacak diyor Joe Lopez koçu. Bunu söylüyor ve benim de aklım oraya gidiyor yani ikisi de komple bu arada. Yani bitiricilik manasında tabii ki Topurya'nın silahları... daha sivri. Hani güç demişken benim aklıma mesela şey geliyor. Yani Jay Herbert'i yok ettiği o kroşe. Yani... siklette bundan daha sert vuran yok herhalde bana kalırsa. İlya Topurya'dan bahsediyorum. Ee, sonra Bryce Mitchell maçı yere döktü ya bu arada adamı döktü yani, yani bitti yani adam... bütün sinirler alt üst Aynen. oldu orada yani sıfır oldu yani Bryce Mitchell maçı Bryce Mitchell'ı şöyle evet. bir tek koluyla aldığı pozisyon var ya abi, e, abi inanılmaz insan. yani yani bu adam güçlü Topur ya yani. yok o şüphesiz evet ee, ama işte ile karşılaştırdığımızda ne olacak ya bu açıdan inanılmaz bir eşleşme yani çok çok merak ediyorum yani o hani vuruşlar ayrı bir şey de. O güreşe, Grappling'e girdiklerinde ortaya ne çıkacak? Acayip merak ediyorum ben burada. Yani hani kimin gücü baskın... ...çıkacak? Yani topur ya bunu karşılayabilir gibi duruyor. Ee, karşıladığı zaman zaten orada büyük soru işareti Volkanovski de... E, ...devreye giriyor bana kalırsa. Ama... E, ...hani şeye döneceğim. Tekrar İspanya'ya döneyim ben. Hani o maçı burada bırakayım. Sonra tahmine geçelim zaten. Connor benzetmesi işte DC çıkardı bunu galiba ilk olarak. E, Connor McGregor yani Jose Aldo ile karşılaştığında aynı siklet bu arada tüy siklet bu siklet. Sikletin efsanesi Jose Aldo. Connor 13 saniyede nakalt etti Jose Aldo'yu ve e, Jose Aldo'nun kazanacağını çoğu kişi düşünüyordu tabii ve ki. Ve ilk anda nakalt edeceğim demişti. <laughs> ve demişti. Biraz orada kanırcılık oynuyor tabii topurya. Top e, o da bu manada iddialı konuşuyor. Ama Senaryo birebir uyuyor açıkçası. Burada da bisikletin işte Aldo'dan sonra Max oldu bisikletin efsanesi. Yani bu bisikleti sayarsak üç tane adam var zaten. Aldo, Max Holloway, Volkanovski. Bir efsane daha. Ve aynı hikaye. Bir tane yenilgisiz, tamam kanı yenilmişti ama MMA dövüşçüsü ve Avrupa'dan geliyor. Yani senaryo da uyuyor mesela. İspanya'dan geliyor. Ve e, öyle ya da böyle ben takımları da karşılaştıracağım. Straight Blast Gym. E, Conor McGregor'un takımı. Conor'dan başka çıkardığı dövüşçü kim var? Artem, Artem Lobov de, deme var. <laughs> <laughs> Artem Lobov deme. Artem Lobov tabii Conor e şeyiyle, kartıyla UFC'ye gelmiş. Aslında... McFan Amerikani, Mr. Finland. Gerçi Finland o Finland'dan çıktı. Ondan sonra <laughs> oraya gittiler yani. O da çıktı mı yani Allah aşkına? Çıktı mı yani. bilmiyorum. <laughs> e, Clementi takımı. Clementi kardeşlerin takımından. E İspanya'da, Alicante'de kim var abi başka dövüşçü burada? Yani bir iki sene diyorsun ki. Ya e, ile topur ya şöyle derse şaşırma işte. Biz journeyman değiliz. Gidip cim cim işte doğru yer aramayız. Geldiğimiz yere sadığız. Beni bunlar var etti. Abi 15 yaşından beri bunlarla çalışıyor. Oradan da bir tane John Kavanaugh. <laughs> ya evet yok. John Kavanaugh ayrı bir karakter de. Ya da bir sonraki maçında bir movement coach tutar falan. Tutar mı? <laughs> ya ya o şey değil. İspanyol olduğu var. Ama o yani. kıyafetler arabayı da almış. Almış e, ama e, bir maço tavrı yani hani. E, yani, e, e, olması lazım yani. Evet. Ya tabii ki yani. yani dövüş hem aslında her ama. kültürel adam yani Gürcü, Kafkaslardan da geliyor. Hı. Üstüne bir de o şey kültürü de denk gelmiş. Her taraftan Masalı maç falan, evet. adama akıyor yani. Ha demek istediğim ya bu takım kimi çıkarmış? Yani ben başka bir dövüşçü bilmiyorum yani bu İspanyol İspanya takımından Clementilerin çıkardı. Hani şuraya geleceğim. Bunları niye söylüyorum? Bu adam çok yetenekli. Ona geleceğim. Conor McGregor da çok yetenekliydi. Evet. Ee, onun Test edildiğini işte gördük. O testleri geçti. Sonrası başka bir hikaye. Ee, filmlerin konusu sonrası. Topurya... işte onun test maçı bu. Bunu şu sebeple söylüyorum. Çok büyük bir takımdan gelmiyor. Bu da e, bende şunu... E, ...düşündürtüyor. Ya bu adamın yetenekleri hakikaten üst seviyede. Dolayısıyla yani, yani çok büyük bir takımdan gelmemesine rağmen kendini buralara kadar getirmiş yani takımını küçümsemek için söylemiyorum bu arada ee, ama e, görünen şey de o yani çıkardığı başka dövüşçü yok bu takımında yani bu adamında yani. güç evet. olarak yetenek olarak e, diğer e, dövüş meziyetleri olarak işte grappling olarak vuruşlar olarak yani ne kadar üst düzey olduğunu gösteriyor bana kalırsa e, dolayısıyla bu maçı da daha enteresan hale getiriyor yani Volkanovski'ye karşı ben bir şey söylemek istemem açıkçası. Hayatım boyunca yani çok sevdiğim bir çok, Herkesin aynen, çok sevdiği yani. bir dövüşçü. Ama o bayrak değişimi burada olabilir gibi geliyor bana ya. Yani Vay ben biliyorsun aylardır Volkanovski diyordum zaten. Bu ama maç için bir, mi? Bu maç için. Daha önce programlarda hani Volkanovski sağlam döner. Bence sağlam döner gene ama... Yani Volkanovski hatalar yapmıyordu. Volkanovski hatalar yapmaya başladı ama. Yani İslam maçını kabul etmesi tabii kazanacağı çok çok fazla şey kazandı da muhtemelen. Daha da fazlası vardı. Daha fazlasına gidemedi. Sonra o hafif kırılma belirtisi. Onlar bir şey değil yani duygusal olarak maçtan sonra konuştuğu şey. E, bence konuşmamalıydı. O ayrı bir şey ama konuştu. Bir şey değil. Fakat gene erken dönüyor. Yani hani 4 ay gene erken dönüyor. Yani dolayısıyla ben buradan demek istemiyorum ama ee, ya yani şu Topuria diyeceğim ya yani ve çok sıkıntılı bir şekilde Topuria diyorum açıkçası. Knockout. <laughs> yani bilmiyorum orasını. Ee, ya hakikaten Topuria demek istemiyorum. Topuria'yı... Sevip sevmememle alakalı bir şey değil yani Volkanovski'ye karşı bir şey söylemek hakikaten çok zor. Ee, çünkü yani böyle bir savaşçı böyle sağlam... ya Hakikaten MMA'deki en komple dövüşçülerden biri Volkanovski. Ama başka bir komple, komple dövüşçü geliyor. Ve yani bir bayrak değişimi olacaksa orası burasıymış gibi geliyor bana. Ya yani ideal, bütün senaryo ideal. Hani Conor McGregor başka o hikayeyi anımsattık burada ama o başka bir hikaye burada ee, alır ve koruya da bilir. Conor'dan farkı olacak olan olur. Yani ile topuru alırsa kalıp da koruyacak bir adam bu. Evet, rövanşı da verir Volkanovski'ye falan. Onlar da olabilir. Bu eşleşme karttaki Bence net e, yetenek olarak en üst seviye eşleşme kesinlikle hmm. yani diğer tüm eşleşmelerden. E, ben de sana çok katılıyorum birçok dediğinde herhangi birine karşı olsaydı e, bu, bu geri dönüş Volkanovski'de Stiglatt'taki herhangi birine karşı olsaydı muhtemelen onu favori görürdüm. Ama Ilya Topuria öyle bir adam ki yani öyle bir açlıkla geliyor ve yetenek havuzu da gerçekten biri eğer yenecekse şeyi Volkanovski'yi oradakiler ya o, o yetenek, gerekli yeteneklerin hepsi, e, içeriğin hepsi var. Diğer herkesi yendi zaten. Diğer herkesi yendi ve bitirdi gerçekten. Dolayısıyla e, ben de bir bitiriş bekliyorum bu maçta. Yani gücü dövüşleri seviyorum gerçekten. Ama şöyle şu açıdan lazım. Aslında Volkanovski bana daha yakın biri. Çünkü Volkanovski'nin anne babası eski Yugoslav göçmeni. Makedonlar evet. E, babası Makedon, annesi Yunan. E, yani babasının doğduğu yer benim doğduğum yere çok böyle Öyle 200 kilometre falan evet. Benim de Bulgaristan'a doğduğum yere çok yakın. Dolayısıyla yani coğrafi olarak bana daha yakın Volkanovski. Bu arada hikayeyi izleyebilirsin. Onun hikayesinde Volkanovski. Efsane, efsane gerçekten ve çok e, yani çalışan, didinen, çalışkan bir ailenin çocuğu. Ee, çok harika başarılar da kazandı. Bu maçta yenilecek o sebeple e, hiçbir şey götürmez bence şeyinden, yani e, mirasından. E, ama Kanar'ın e, da zamanında dediği gibi, işte her dönemde bir kere bir genç aslan gelir, diğer işte kralın e, kralı öldürür ve bütün kadınları alır gibi bir şey demişti ve yemekleri alır gibi demişti ve zannediyorum yine o dönem bu e, tüy -siklette. Evet. Üzücü yani bunları söylemek tabii ki. Bu arada Volkanovski hepimize bir ders verebilir. Tabii canım. Yani Belli olmaz yani. net olarak yapabilir. Sen otur bakalım yine daha Siz çocuk diyebilirsin. ettiniz diye. yani sırf Topruya değil de yani bize de ders verebilir. Kesinlikle. Yani bu da olabilecek bir şey. neler yaptığını, yapabildiğini biliyoruz ama yani kağıt üzerinde değerlendirildiğinde yani biraz daha soru işaretleriyle gelen Volkanovski gibi duruyor burada merakla bekliyoruz bakalım. Ya yani kim kazanırsa kazansın. Mükemmel bir maç olacak. Mükemmel, mükemmel bir maç ve tüm gece mükemmel. Kim kazanırsa kazansın seviniriz, diğerine de üzülürüz Aynen. diyelim. Evet, tahminlerimiz bu şekilde değerli izleyenlerimiz. Aşağıya bütün Volkanos güzlerinin yazdığını <laughs> <aslında gülüyor> görür gibiyim. ama dediğimiz gibi bu bir eğlence. Bunları söylemek zorunda hissediyorum yani çünkü... Ve yatırım tavsiyesi de değildir. Değil. Ee, şey Volkanovski yenilir dediğim için kendimi kötü hissettim hakikaten. Yani ben hissettim de öyle yani. hissediyorum yani. kesinlikle. Ee, ama biz bunu bu şekilde değerlendirdik kağıt üzerinde. Ağzına <laughs> sağlık Recep Mert. Yücel Toman senin de. UFC 298 Pazar 06'da olacak anakart ee, diyelim hatırlatmamızı da yapalım. Bayt Dijitali'de analiz burada bitiyor. Hoşça kalın.